Şu anda evet askerler üzerinden, askeri güç üzerinden taraflar birbirine gözdağı veriyor. İzlediniz orada da Rusya işte bir sahte bir video hazırlamak yoluyla Ukrayna'nın Rusya'ya saldırdığına dair bir sahte video hazırlamakla suçlanıyor ve Rusya bunu reddediyor. Lavrov çok saçma ifadesini kullanmıştı. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı asker de biliyorsunuz bir savaş göstergesi olarak yorumlanıyor. Moskova yönetimi bunu da reddediyor. Kendi topraklarımda tatbikat düzenliyorum, savaş çıkaracak değiliz, bu bizden kaynaklanmayacak ifadelerini de kullanıyor. Ama bununla birlikte dediğimiz gibi o askeri gövde gösterisi devam ediyor. Son adres neresiydi? Belarus'tu. Belarus'ta Rusya ve Belarus orduları ortak bir tatbikat düzenledi ve iki ülkenin savunma bakanları da o tatbikatı izledi yerinde. Roketler ateşlendi, tanklar hedefleri top yağmuruna tuttu, paraşütler gökyüzünü doldurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarının tartışıldığı günlerde Belarus'un Avrupa Birliği ve Ukrayna sınırında gözdağı gibi gelişme yaşandı. Rus ve Belarus orduları Brest bölgesinde ortak tatbikat düzenledi. Manevralara kara ve hava birlikleri katıldı. Senaryo gereği temsili düşman birlikleri ve teçhizatları yok edildi. Önce topçu birlikleri hedefleri roket atışına tuttu. Ardından tank ateşi başladı. Daha sonra piyadeler temsili düşmana doğru ilerledi. Kara birliklerine iki ülkenin hava kuvvetleri de destek verdi. Savaş uçakları cephede uçtu. Paraşütçü birlikleri hava çıkartması yaptı. Helikopterler temsili düşman hattına asker taşıdı. Ortak tatbikatı Belarus'ta bulunan Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin de yerinde takip etti. Belarus'taki Rus askeri varlığı Batı'nın tepkisini çekiyor. İşgal endişesi de büyüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Soğuk Savaş'tan beri Belarus'ta görülen en yüksek Rus birliği sayısının kaydedildiğini açıklamıştı. NATO'ya göre ülkede 30 binin üzerinde Rus askerinin yanı sıra modern saldırı ve savunma silahları bulunuyor.